Bak Kur'an uyum sağlıyor. Harika bir hadis. Ne hikmetler öğrendim dedi. Tuttu yani bütün hadislerin içerisinde dedim bana bul en baba hadisini. Tuttu bunu getirdi ama o hadis aslında içaççılık yapıyor. Çünkü Kur'an'da münafıklığın birçok önemli alametini gizleme görevi görüyor. O münafıklığın alameti üçtür diyen hadis. Kur'an'da anlatılan çok önemli alametler var. Onların hiçbirisini listelemiyor. Üçtür diye insanlara kafasına bunu koyuyor ve onları unutturmaya çalışıyor. Yani hadisler öylesine şeytani ki çelişmiyor gibi gördüğün hadiste bile sinsi sinsi gizleme olayı, küfür olayı var. Kürtajla ilgili bir video yapacağım. Geçmişte yaptım ama onu biraz daha itirazlar, sorular var. Kadınların soyadı değişsin mi, değişmesin mi diye onunla ilgili inşallah. Kur'an meallerini tanıma açısından size bir videoyla 4-5 tane bakacağınız ayet şey edeceğim, önereceğim. Bakarsanız eğer o kelimeleri veya da o ayetleri yanlış çeviriyorlarsa onları hepsini bir çuvara koyun, vurun duvara diyeceğim. Onlarla ilgili birkaç tane ayet seçtim. İnşallah onu konuşacağız. SMS hastaları ile ilgili kampanyalara katılmam sürekli benden isteniyor. O kampanyalara katılmıyorum. Katılmamamın sebeplerini sizinle paylaşacağım. Onunla ilgili bir video yapacağım. SMS deniyor galiba hastaları. Çok üzücü bir şey. Ancak ben o kampanyaya katılmıyorum. Katılmamamın ahlaki sebebi var. Onu sizinle tartışacağım inşallah. Ondan sonra daha neler var? Kıble ile ilgili. Kur'an Teklif sitesi var. Lütfen kuranteklif.com oraya gidip benim çeviriyle ilgili eleştirileriniz, öneriniz varsa orada lütfen bizimle paylaşın. Neyse.